Herkese Tokyo'dan selamlar. Geçenlerde Instagram'dan çok özel bir mesaj aldım. Kartal'dan Gülten İlter isimli emekli öğretmenimiz bana mesaj yollamış. Her yıl Tokyo'da yapılan Yorgan Festivali'ne katılamıyoruz bu sene. Çok katılmak istiyoruz. Ama pandemiden dolayı yasak olduğu için gidemedik. Sen bizim adımıza gider misin ve video çeker misin dediler. Dedim ki tabii ki seve seve giderim. O yüzden şimdi Yorgan Festivali'ne gidiyorum. Gülten Hocam, Engelli Ailelerle Dayanışma Derneği'nde öğretmen, aynı zamanda emekli öğretmen kendisi. Bu videoyu onlar için yapıyorum. Yorganlara bakacağız beraber, Japon kadınlarının yaptığı el işlerini beraber izleyeceğiz. Video biraz uzun ve detaylı olacak çünkü Gülten Hocam bu videoyu derslerde öğrencilerine de göstermek istiyormuş. Beraber seyredeceklermiş. Onlar adına gidiyorum. Bu arada festivale Hitomi ile beraber gidiyorum. Hitomi bu tarz etkinliklere bayılıyor ve onunla beraber gittiğimde de ben de çok mutlu oluyorum. Çünkü beraber gerçekten eğleniyoruz. Aynı zamanda Hitomi bana zaman zaman anlamadığım yerlerde Japonca destek de veriyor. Hitomi ile önce güzel bir yemek yiyeceğiz. Ondan sonra da beraber festivale katılacağız. Hi Hitomi! Hi. Şimdi sergi alanına gitmeden önce Meguro Nehri'nin tam kenarındayız. Sakuralar başladı tabii ki. Sakuraları biraz size göstereceğiz. Burada Meguro Nehri var. Onun kenarında sakuralar açmaya başladı. Daha da açacaklar ve nehre doğru dökülmeye başlayacaklar. Şimdi tam böyle başlangıç zamanı, onu size göstermek istiyorum. Size şöyle biraz daha göstereyim. Bakın hem beyaz sakura hem pembe sakuralar açmaya başlamış. İnanılmaz güzel görünüyor. Hitomi ile beraber yorganların sergilendiği sergi alanına geldik şimdi. Şimdi sergi alanına giriyoruz. Burada kataloglar var. Kataloglarımızı da alalım. Şöyle size sergi alanını genel olarak göstereyim. Bazı kısımlarda fotoğraf ve video çekilmesini istemiyorlar anladığım kadarıyla. İşaretler var ama mümkün olduğunca izin alarak video çekmeye çalışacağım. Gördüğüm kadarıyla muhteşem şeyler var. Yani buna sanat mı desem, el işçiliği, ustalığı mı desem, ne desem bilemiyorum. Muhteşem görünüyor. Şimdi size daha detaylı göstereceğim. Bu gördüklerinizin hepsi el işlemesi yorganlar. Gördüğünüz gibi, bakın şimdi size biraz yakınlaştıracağım. Ve çoğu da patchwork bu arada. Hani patchwork'ün ne olduğunu bilenleriniz varsa bunların ne kadar güzel olduklarını anlamışlardır. Bilmeyenleriniz varsa da eğer, çeşitli böyle küçük kumaş parçalarının bir araya getirilerek desen haline getirilmesi ve ondan böyle bir ürün yapılmasına patchwork diyoruz. Bakın burada minik minik kumaş parçaları bir araya getirilmiş ve böyle çok güzel bir yorgan yapılmış. Boyutlarını söyleyeyim size. Tam 1 metreye 1 metre bunun ebatı. Bakın burada yazıyor 100 santime 100 santim. Burada da küçük küçük yorganlar var. Patchwork şeklinde. Mesela bu 40 santime 40 santimmiş. Minik minik kumaş parçalarını nasıl bir araya getirdiklerine bakar mısınız? Burada da gece açan çiçeklerle ilgili çok güzel bir sanat harikası var. Küçük. Şöyle size elimle göstereyim ne kadar küçük olduğunu. Şöyle şu şekilde. Ve el işçiliği harika. Bu arada salonun ortasında bir de müzik performansı var. Çok güzel müzikler çalıyorlar. Buna bayıldım. Renklerine inanılmaz güzel bir kırmızı kullanmışlar. Parlıyor şu an kırmızı. Kamerada biraz koyu duruyor ama bakın minik minik kumaşlardan çok güzel bir el işlemesi. Bir de bunun büyüğü var. 192 santime 192 santim. Böyle bir yorgan. Şimdi detaylı göstereyim size. Thank you.
Burada da boncuk ve pul işlemeli başka bir tane var. Bu çok fazla el işçiliği var bunda. 40 santime 40 santim. Aynı zamanda kadife de kullanılmış kenarlarda. Ve altın yaldız iple de kenar sargısı yapılmış. Çok güzel görünüyor. Bu da aynı şekilde. Hem boncuk işleme var hem altın yaldızlı iple kenarları sarılmış. Aynı zamanda dantel, aksesuar ve kumaşlar da kullanılmış. ...162 santime 132 santim. İnanılmaz güzel. Buna bayıldım. Bu harika olmuş. Tamamen minik parça kumaşlardan yapılmış. Ebadı zannedersem 2,5 metreye 2,75 civarında. Çok güzel. Ve yanındaki de, bakın yakınlaştırıyorum. Çok güzel, çok soyut bir çalışma olmuş bu da. Devam ediyoruz. Burada da böyle Japon sanatlarını ve Japon kültürüyle ilgili çiçekler ve bazı sahnelerle ilgili patchwork çalışması var. Bakar mısınız? Burada resmen böyle bir göl kenarı zannedersem, göl kenarı ya da deniz kenarı ile ilgili böyle bir manzara var. O manzarayı patchwork yapmışlar. Yukarıda yine dağların, denizin olduğu bir manzara. Sonra bir dal çıkmış kenardan ve dalın üzerinde bir kuş var. Ben öyle görüyorum. Çok güzel patchworklar var. あ、そうですか。あ、すごい。これです。説明ありがとうございます。どこの国？私トルコから来ました。はい。私の先生はここ、ここに、あ、来たいですけど、できませんから、私にお願いしました。聞いてください。和と洋で作ってますから、和布と洋布の布で作ってるんですね。ここ全部あの下地は Şu soyut çalışmaya bayıldım. Yani böyle bir insana uzaydaymış gibi bir his veriyor. Ve aynı zamanda minik minik kumaş parçalarından yapılmış. Işık kırılmaları da var ve çok çok güzel görünüyor gerçekten. Ve bu bir yorgan, patchwork çalışması. Şimdi yakından da göstereceğim size. Bakar mısınız ayrıntılara?
Burada da çok güzel çiçek çalışmaları var. Yani resmen böyle bir şey gibi duruyor. Yağlı boya resim tablo gibi duruyor. O kadar özenle ve minik minik işlemişler ki. Bunlar tabii yıllar almıştır yani. Hani böyle çok kısa zamanda çıkan işler değil tabii ki. Bazıları 2 yıl hatta 3 yıl sürdüğü bile oluyor. Burada da kaplan ve ejderha sahnesiyle ilgili bir yorgan çalışması var. Çok güzel çalışmışlar gerçekten. Ejderhanın yelesi olan kısım mı mor renkte böyle varaklı parlak bir kumaştan yapmışlar. Ve ejderhanın kafasına da çiçek kondurmuşlar. Çok güzel olmuş. Aynı zamanda kaplanın kafasında da hemen böyle kulağının üzerinde böyle bir çiçek var. Yan taraftaki işlemelerde ejderha sahneleri. Burada da geleneksel Japon sahne sanatlarıyla ilgili bir şey var, çalışma var. This is a traditional Japanese theater. Items, right? Bu gördükleriniz klasik Japon tiyatrosunda kullanılan maskeler, kadın figürlerinin ve kadın işte onların belli makyajları var ve işte yaratıkların kullanıldığı maskelerle ilgili böyle biraz daha kübik bir çalışma yapmışlar burada. Burada biraz daha modern bir çalışma var. Çeşitli sloganlar, sanki böyle gazete küpürleri gibi veya işte ilan panoları gibi çeşitli sahnelerden parçalar almışlar. Çiçekler de var ve onlardan böyle bir patchwork hazırlamışlar. İsmi de Enjoy Circle. Bu tarafa geçiyorum. Burada da çiçeklerden, Japon çiçeklerinden ve desenlerinden çok güzel süslemeler var. Yan tarafta çok zor bir çalışma var. İnanılmaz bir işçilik var burada. Bunu nasıl yaptıklarını hiç şey yapamıyorum, yani tahmin bile edemiyorum. Bunların hepsi patchwork. Burada da tamamen insan portrelerinden oluşan iki tane büyük yorgan var. İnsan portreleri dediğim biraz daha böyle etnik portrelerden oluşmuş. Yani sanki böyle her ülkeden, her milletten bir portreyi burada şey yapmışlar, betimlemişler gibi görünüyor. Şu bizim biraz böyle eski Anadolu Türk kadınlarının betimlemesine benziyor. Hmm.
da biraz böyle batik degrade efekti görüyorum. Zannedersem batik yapılmış kumaşlardan böyle bir çalışma yapmışlar. Çok güzel görünüyor. Ya uzaktan bakıldığında sanki böyle kadife gibi duruyor ama yanına geldiğinde tabii ki batik olduğunu görebiliyorsunuz. Biraz denizaltı, yani gece görüntüsü var burada da. Gece manzaraları, denizaltı manzaraları betimlemişler. Çok güzel görünüyor. Masoho. Burada da böyle bir tema oluşturmuşlar. Çiçekler, çiçeklerin arasında böyle güzel bir renk kombini oluşturacak yorganlar yapmışlar. Çok güzel olmuş, çok tatlı olmuş renkler. Burada da yastık kılıfıyla beraber takım yapmışlar. Denim kumaşlardan yapılmış bir patchwork çalışması. Japonya'da denim kumaş için özel ustalar ve işçiler çalışıyor. Belli ustaların işlediği kumaşlar bunlar. Fabrikalarda yapılan kumaşlar değil ve kimonolarda da çok fazla kullanılır bu denim kumaşlar. Böyle bir patchwork yapmışlar. Ortadaki parçalar denim değil tabii ki, bu açık renkler. Bunlar da gördüğüm kadarıyla işte saten, polyester gibi kumaşlardan da son işlemesini yapmışlar. Şu yukarıdakilerin hepsinin, şunların tavşan olduğunu görüyorum. Aslında çok böyle oyunbaz, böyle içinde böyle çeşitli hikayelerin olduğu ilginç bir çalışma olmuş. Çok güzel olmuş, çok beğendim. Burada bulutlardan bir patchwork çalışması var. Bulutlar ve uçaklar. Kumaşları da gördüğüm kadarıyla daha böyle yaldızlı, parlak kumaşlardan yapmışlar. Burada da insan figürlerinden bir çok güzel bir patchwork çalışması. Bazı aksesuarları boncuk ve pul payetle süslemişler. Burada da inanılmaz bir işçilik var. Yakından gösteriyorum size. Çeşitli kumaşlardan, farklı farklı kumaşlardan böyle bir işçilik. Kadife var, dantel var, dokuma kumaşlar, örme kumaşlar, şifonlar ve yünler.
ebadı 2,5 metreye 3 metre gibi görünüyor. Tam ebadını yazmamışlar. Burada da çok şeker. Biraz daha böyle pop art tarzında bir çalışma olmuş. Aynı zamanda aksesuarlar ve takılarla da süslemişler. Çok fazla düğme var. Şu gördüğünüz de biraz böyle plastik masa örtülerine veya bardak altlıklarına benziyor. Çok güzel bir pop art çalışması olmuş. Çok beğendim bunu. Yaklaşık 3,5 metreye 4 metre gibi görünüyor bu da. Bayağı büyük. Serginin afişini oluşturan çalışmalardan bir tanesinin önündeyiz şimdi. İnanılmaz güzel, çok tatlı bir işçilik olmuş bu da. Bir vazo içinde rengarenk çiçekler var. Vazonun arka tarafında küçük bir vazo var. Oradan da çiçekler yukarıya doğru yıldızlar eşliğinde dağılıyor. Çok tatlı, çok güzel bir çalışma olmuş. Van Gogh'un resimlerinden, tablolarından fışkırmış gibi olmuş. Onu anımsattı biraz bana, Van Gogh'un çalışmalarını anımsattı. Aynı zamanda patchwork çantalar da var. Burada da biraz rotko tarzında veya işte Andy Warhol'un böyle ilk zaman çalışmaları mı, daha çok böyle rotko'nun soyut çalışmalarına benzer böyle bir şey var, çalışma var. Çok güzel olmuş. Burada da çok meşhur Japonların genelde böyle hani resimlerde kullandıkları çok meşhur Japon sahneleri vardır. O sahnelerin betimlendiği güzel bir patchwork olmuş. Bu da çok güzel. Klasik Japon tiyatrosuyla ilgili sahneler, Japon tiyatrosunda geçen karakterler ve işte maskelerle ilgili çok güzel, böyle minyatür bir sahne oluşturulmuş. Çok beğendim, bu da çok güzel. Harika bir işçiliği var. Burada da golden fish diyorlar. Bu Japon balığı dediğimiz, Japonların çok meşhur, ikonik hayvanlarından, balıklarından bir tanesidir. Japon balığı ve kediyle ilgili bir sahne var. Çok güzel olmuş, çok etkileyici görünüyor. お持ちの女性の方にちょっと前に飲もう。どんなことでも構いません。簡単なことでいいので。
Bu arada hemen arka tarafta seminer gibi bir şey var. Anladığım kadarıyla sanatçılarla işte sohbetli bir şey yapıyorlar, workshop yapıyorlar veya konferans gibi bir şey yapıyorlar. Onun sesi geliyor şu anda. Da yaklaşık 3,5 metreye 4 metre gibi falan görünüyor. Burada da çok tatlı bir çalışma var. Ellerini ne geçtiyse hepsini yorgana işlemişler. Danteller, düğmeler, tokalar, boncuklar. Yani sadece duvara asmalık, bunu kullanmak büyük bir katliam olur. Zannetmiyorum kimsenin kullanabileceğini. Çok hassas üzerinde işlemeler var. Sadece alacaksınız, duvarınıza asacaksınız bunu. Biraz daha bizim hani şeyde kırlentlerde kullandığımız dantel desenlerine benziyor. Bana onu hatırlattı direkt. Kırlent deseni gibi olmuş. Burada da çok tatlı bir orman manzarası var. Burada da çok güzel bir gece manzarası var patchworklerden. Denim kumaş çok fazla kullanılmış, çoğu denim. Burada da yine batik boyamalı kumaşlardan yorgan var. Burada böyle bir gece manzarası gibi. Görüyor musunuz? Minik minik evler var. Evlerin pencerelerinden sızan ışıkları betimlemişler. Çok güzel bir çalışma olmuş. Çok naif bir çalışma olmuş. Daha böyle bir sanki dantel masa örtüsüymüş gibi ince ince işlenmiş bir yorgan var. Yorganın ismi de Happy Days. İsmiyle çok gerçekten orantılı. İnsanı mutlu eden minik minik ayrıntılar var. Bu çok güzel bir çalışma. Burada da konferans var. Burada da biraz daha böyle çağdaş
bir çalışma var. İşte insanlar, sahnelerle ilgili, günlük yaşamla ilgili sahneler. Şöyle yakınlaştırayım. Yorganın ismi de Have a Nice Day. Karşı tarafta da çeşitli dillerde teşekkürler var. Seni seviyorum var İngilizce. Sayılar var. Japonca, Çince var. Türkçe bir şey göremedim. Eğer siz görürseniz videonun altına yazın. Endonezya dilinde salamat var. Vietnam dilinde yazıyor. Almanca, Fransızca. Toruko de watashi arimasu ka? Watashi chotto. Şükran var. Şükran. Arabiya, Karades. Japonca, Çince. Bakın çok güzel bir çalışma. Patchwork yorgan yapanların sahnesini anlatan bir çalışma. İşte kimisi cetvelle ölçüyor nasıl yapılacağını, kimisi birleştirmek için dikiyor yukarıda, kimisi makine dikişini yapıyor. Ve aynı zamanda ütüyle de düzeltmeye çalışan var. İşte altta köşede kumaşları kesen var falan. Çok güzel, böyle yorgan yapımını anlatan çok tatlı bir çalışma olmuş. Çok beğendim. Yorganları yapan sanatçılar ve öğretmenlerle böyle güzel bir sohbet var. Çok tatlı. Muhabbet şeklinde böyle tatlı tatlı sohbet ediyorlar. Ve bu işleri nasıl yaptıklarını, hangi süreçlerden geçtiklerini anlatıyorlar. Online platformlarda insanlarla nasıl buluştuklarını, bunu nasıl işe çevirdiklerini anlatıyorlar. Yaşadıkları o zorlu süreç ve hani onun sonunda gelen o haz, insanlar tarafından takdir edilme hazzı, bunlardan bahsediyorlar. Sergiden çıkınca hemen yan tarafında da tabii ki olmazsa olmaz alışveriş standları var. Çok büyük bir alana kurmuşlar. Hem sergiyi hem alışveriş standlarını. Burada da işte bu çeşitli patchworklerle ilgili mendiller, çantalar, çeşitli böyle ev aletleri, her şey var. Özellikle çantalara bayıldım. Çok güzel çantalar var. Fiyatları da değişiyor tabii. Bakayım, 1500 yen, 1300 yen'den başlıyor. Şu yukarıda bir tane var. 4900 yen olarak görüyorum. Çok güzel işlemeler var. Burada da böyle mendiller satıyorlar. Aynı zamanda kullanmak için, bu işleri yapmak isterseniz de aksesuarlar da var. İşte fermuarlar, dikiş gereçleri. Birçok aksesuar da var. Yine çantalar, eşarplar ve kimonolar da var. Çok güzel böyle bir alışveriş standı kurmuşlar buraya. Aa, bakın burada bebekler var. Çok tatlı. Çok güzel bebekler işlemişler. Onu da göstereyim size. O Kireyna. Aa, Oscar Asamades. Bakar mısınız şey kimono, ay baby doll bebek rice, için rice. Ay, aa kiri kawaii kawaii des, aa çok güzel böyle bebeklere giydirmek için kimono setleri var ve onların aksesuarları. Çok tatlı. Hay, aa, Kore, Kore'de şu.
これもかわいい。はい。はい。あ、きれい。Çantalara bayıldım. İnanılmaz güzel bir işçilik var. Çok güzel olmuş. Kireyi... Oh, otsukarı samarışta. Yorgan sergisi de böyleydi. Umarım şimdiye kadar çok keyif almışsınızdır ve feyz almışsınızdır. Hatta içinizde bu tarz sanatlarla uğraşanlar varsa veya uğraşıp da bırakanlar varsa bence tekrar başlayacaklar. Çünkü ben bile şu an canım çekti böyle. Keşke hani elimin altında olsa da böyle bir şey yapsam diye. Çok keyifli görünüyor. Keyifle izlemişsinizdir umarım. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşça kalın.